Merhabalar kuzularım, tosunlarım, mol kavramım. Muhteşem bir konuyla yine beraberiz arkadaşlar. Bu konunun önemi şu: mol kavramım kimyanın matematiğidir. Mol kavramını biliyorsanız bundan sonraki konular içerisinde mol ile ilgili bir sürü problem çıkacak karşımıza. Mol'ü her yerde kullanacağız arkadaşlar. Onun için çok büyük sıkıntı çekmezsiniz bundan sonraki konularda. Yine mol kavramını kimle beraber anlatıyoruz? Kardeşim İsmail'le beraber. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Mol kavramı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi hocam pek bir bilgiye sahip değilim mol ile ilgili. Yine bismillah yine mi başlayacaksın? Bismillah aynen. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar mol kavramı. İsmail, sana şöyle bir soru sorsam. Şimdi bir tane atomu düşün. Bir tane molekülü düşün. Gözünde canlandıramıyorsun bile, doğru mu? Aynen hocam. Yani gözle görmek imkansız. Mikroskopla bile? Zor görüyorum. O zaman bunların kütlesini hesaplamak, hacmini hesaplamak oldukça zor. İşte bilim adamları demişler ki, arkadaş biz bunların bir tanesiyle, bir tane atomla, iki tane atomla, üç tane molekülle niye uğraşıyoruz? Biz bunların belli bir bölümüne bir isim verelim, o isim üzerinden hesaplama yapalım. Aynı günlük hayatta ne biliyor musun? Çok klasik olacak ama sen mesela çiçekçiye gitsen, çiçekçiden gülü neyle alırsın? Neyle derken kaç tane alırsın? 3 tane alırsın, 5 tane alırsın, doğru mu? Aynen. Hadi bilemedin 10 tane alırsın. Hadi bilemedin 15 tane alırsın. Ama çiçekçi mezata gittiğinde, yani çiçekleri aldığı yere gittiğin zaman, orada çiçekçi tane tane almaz. Ne alır? Deste deste alır. Doğru mudur? Aynen hocam. Bir destede kaç tane var kardeşim? 10. Bir düzinede kaç tane var? 12. 12. Aynen öyle. Bak, bu deste ve düzinede hesabı kolaylaştırmak için çıkarılmış terimler değil mi? Aynen. Mol kavramı da atom dünyası, mol dünyasında hesaplamayı kolaylaştırmak için çıkarılmış bir terimdir. Peki kim bulmuş bu vatandaşı? Avogadro. Avogadro demiş ki 6.02 çarpı 10 üzeri 23 taneciğe 1 mol denir demiş. Kimse de itiraz etmemiş. Peki bu sayıya ne sayısı diyoruz? Avogadro sayısı. Avogadro sayısı hangi harfi gösteriyor, onu hatırlıyor musun? Bilmiyorum hocam. Büyük N harfiyle. N ya da N0 ya da NA ile gösteriliyor kardeşim. Peki bu kadar taneciğe 1 mol denir. Bak kardeşim, bu o kadar büyük bir rakam ki, o kadar büyük bir sayı ki günlük hayatta bunu kullanman imkansız. Mesela bu kadar paran olsa emin ol 77 sülalene yeter yani. Çalışmana falan gerek yok. Peki bu kadar taneciğe 1 mol denir demiş. Burada o zaman tanecikten kast edilen şey nedir? Atom olabilir, molekül olabilir, iyon olabilir. Buraya yazmadım ama atom altı tanecikler dediğimiz proton olabilir, nötron olabilir, elektron olabilir. Yani tanecik aslında atom ve molekül dünyasını ilgilendiren şeylerdir burada. Peki sadece bu bilgiye dayanarak şimdi öğrendik ki 6.02 çarpı 10 üzeri 23 taneciğe 1 mol diyoruz. O şu sayıyı da en kısa haliyle nasıl gösteriyoruz? En. Buna göre şu cümleyi kuruyoruz. 1 mol kalsiyum eşittir. Kaç tane kalsiyum demektir kardeşim? En tane. En tane. O da eşittir 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Artık bu kadar tane kalsiyuma ben 1 mol kalsiyum diyorum. Anlaştık? Anlaştık. Peki bu atomdu. Atomu örnekti, bak dikkat et. Peki moleküle örnek ne vermişiz? O2. İki atomdan oluşan yapılara biz molekül diyorduk hatırlarsan. 1 mol O2 denildiğinde aklımıza artık N tane O2. O da eşittir 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane O2. 1 mol siyanür eksi. Bu ise eksi artı yüklü taneciklere biz ne diyorduk kardeş? İyon. İyon. O zaman 1 mol siyanür iyonu eşittir N tane siyanür iyonu. O da eşittir 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane siyanür iyonu. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Anlamadım bir yer. Yok, zaten anladım. Temel, basit. Şu anda sadece bir tanım vermiş oldum. Yalnız burada bak bir eşitlik daha koymuşum. O zaman buraya bir şey daha yazacağım. Kardeşim bu 1 mol dediğimiz, N tane dediğimiz, 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane dediğimiz kavramlar başka bir şekilde daha karşına çıkar ki onlar da şunlardır. Eğer taneciğimiz atomsa buna 1 atom gram kalsiyum da denir. Dikkat et, atom gram. Bu aslında bir deyimleşmiş gibi bir şey düşünebilirsin. Yani atom gram demek kütleyi ifade etmiyor. Molü ifade ediyor. Devam. Bu maddemiz molekül olduğu için buraya ne diyebiliriz? Molekül. Bir gram. Molekül gram. Ne? O2. İyon olduğu için bir iyon gram siyanür diyebilirsin kardeşim. Ama benden sana tavsiyem, bu ifadeleri görürsen hiç kafanı karıştırma. Çiz üzerine, üzerine ne yaz? Mol yaz. Bazen öğrenci dikkatsizlik yapıyor. Burayı gram olarak alabiliyor. Dikkat ediyoruz kardeşim. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bak sadece bu bilgiyle ilgili çok geçmiş yıllarda bir tarih üniversitesinden sorusu var kardeşim.
Demiş ki üniversite sınav sorusu. Hayali bir market düşün diyor. Markette şekerin 6 milyar molekülü 1 liraya satılıyormuş. Buna göre şekerin 1 molü kaç liradır? Aslında sorduğu şey ne? 1 molü. Yani kaç tanesi? Kaç tanesi? 1 molünü biraz önce kaç tane demiştik İsmail? 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Ha. Adam sana bu kadar tanesinin kaç lira olduğunu soruyor. Doğru mu kardeşim? Aynen. 6 milyar molekülü 1 lira ise 1 molü kaç liradır? Peki 6 milyarı nasıl yazarız? 10 üzeri 9 diye. 6 çarpı 10 üzeri 9. Tanesi kaç liraya satılıyormuş? 1 lira. 1 lira. Bize 1 molünü soruyor. Avogadro sayısında kaç alacağını söylemiş bak. 6 çarpı 10 üzeri 23. 6 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç liradır? Oradan üniversite sınav sorusu kardeşim bu. Buradan şu 6'lar gitti. 10 üzeri 23, 10 üzeri 9'a bölersen x eşittir 10 üzeri 14 gelir. Var mı sıkıntı? Yok. O kadar liraya satarsın. Şimdi tanecik ilişkisine giriyoruz yavaş yavaş. Ama onun öncesinde mole daha dayanmadan şöyle küçük bir antrenman yapacağız. Çok basit sayısal matematik antrenmanı yapacağız aslında. Şimdi kardeşim şu vatandaş bir molekül mü? Evet. Değil mi? En az iki atomdan oluşmuş yapılara biz molekül diyorduk. Bu bir molekül. O zaman ben buradan bir tane alırsam bir tane bunun içerisinde kaç tane molekül vardır? Bir tane molekül var. Aynen. Sorulara sen cevap veriyorsun. Kaç tane atom vardır? 7 tane. Süper, aynen öyle. Çünkü kaç tane fosfor vardır? 2. 2 tane. Kaç tane oksijen vardır? 5 tane. 2 tane fosfor, 5 tane oksijen içerdiği için toplamda da 7 tane atom. Gel buraya. Peki şimdi bu da bir molekül mü? Evet. Bu molekülden kaç tane aldım? 15 tane. Kaç tane molekül içerir demiş, söyler misin? 15 tane. 15. Azot. Kaç tane azot içerir? 15. Süper. Kaç 45. tane hidrojen içerir? 45. 60. Kaç tane? 60. Ha, bak dikkat et şimdi. O zaman ne yapıyorum mesela hidrojen sayısını bulurken? 15 ile kaça çarpıyorsun kardeşim? 3'ü. 3'ü. Bu 15 dediğimiz şey molekülün sayısı. Doğru mu? Bir aynen. de onun içine girdiğimizde atom sayısını hesaplamış oluyoruz. Devam. Bakalım sıradaki sorumuz. Bak şimdi N tane demişiz. Peki N tane H2S için demişiz bir de 1 mol H2S. Önce şurayı. Peki N tane H2S için kaç tane molekül içerir? N tane. Aynen öyle. Peki kaç tane hidrojen içerir? 2N. Süper. Kaç tane kükürt içerir? N. Evet. Kaç tane atom içerir? 3N. Süper. Peki şimdi ben bu N tane dediğim şeye 1 mol demedim mi? Aynen hocam, 1 mol. O zaman buraya N tane yerine neyi de yazabilirim kardeşim? 1 mol. 1 mol de yazabilirim. O zaman buradaki örneği bak o örneği şimdi bu hale dönüştürdüm. Buna göre 1 mol H2S için kaç mol molekül içerir? 1 mol. Süper. 1 diyor zaten. Ben. Aynen öyle. 1 mol molekül içerir. Kaç mol hidrojen içerir? 2. 2 mol hidrojen içerir. Kaç mol kükürt içerir? 1. 1 mol kükürt içerir. Kaç mol atom içerir? 3 hocam. Toplamda 3 mol atom içerir. Mesela anlaşıldı mı? Anladım hocam. Peki tamam. Soruyu şöyle sorsaydım. 1 mol H2S deseydi ki kaç tane hidrojen içerir deseydi. Biraz sonra soracağım gerçi bu sorudan da. 1 mol. 1 mol H2S kaç tane hidrojen içerir? 2 tane hocam işte. Değil işte bak. Kaç bak, tane? 1 mol H2S'te kaç mol hidrojen vardı? 2 tane. 2 mol. 2 mol. Tamam hocam. İfadelere, kavramlara çok dikkat et. 4 mi o zaman? Peki 2 mol demek 2 çarpı N tane demek değil mi? Aynen hocam. Anladın mı mevzuyu aradaki farkı? 1 mol N tane. 2 mol 2 çarpı N tane demektir. Aslında şu soruyla şu sorunun hiçbir farkı yok. Bak bu soruda doğru cevabı verdim. Kaç tane hidrojen içerir? 2 N tane. Aynı zamanda 2 N'e N taneye biz 1 mol demiyor muyuz? Evet. Dolayısıyla buraya aynı zamanda ne diyebilirim? 2 mol diyebilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Peki. Geçtim sıradaki örneğimize. 2 mol H2SO4 molekülü için. H2SO4 bir molekül mü? Molekül. Bundan kaç mol almışım? 2. O zaman kaç mol molekül içerir? 2. 2 mol. Sonraki soruya dikkat. Kaç tane molekül içerir? 2. 2. N. Süper. Aynen öyle. Çünkü 2 mol demek, 1 mol demek, N tane demek. 2 mol demek, 2 çarpı N tane demek. Evet. Kaç mol oksijen içerir? Kaç mol 8. oksijen? 8. Süper. 8 mol oksijen içerir. Kaç tane hidrojen atomu içerir? Dikkat et. N
4, 4 çarpı 2, 8 tane oldu hocam. 2 kere 2? 4. 4 mol? Ha 4 N. 4 N. Ha. Pardon hocam. Şimdi yani, o. Beni karıştırdım. Tamam. 2 kere 2, 4 mol hidrojen içerir. 4 mol de kaç N tane yapar? 4 N tane yapar. Devam. Kaç mol atom içerir? Saymam lazım hocam. 2, 3, 4, 7, 14, 14 N. 14? N. N mi? 14 mu? Kaç mol? Ha. Kaç 14, tane pardon. Demiyor. Tamam hocam anladım. Anladın? Tane deyince N'e yapıştırıyoruz. Zaten. Aynen öyle. Tamam. Kardeşim bak dikkat. 2 kere 2, 4 mol hidrojen. 2 kere 1, 2 mol kükürt. 2 kere 4, 8 mol oksijen. Toplam 14 mol atom içerir. 14 mol. Adam bize şöyle sorsaydı. Kaç tane deseydi o zaman 14 çarpı N tane. Ha aşağıda sormuş zaten. Kaç tane atom içerir? 14, 14 çarpı N tane diyeceğiz kardeşim. Anlaştık mı? İyi anladım hocam bu soru. Peki bakalım. Anladıysan sonraki sorulara geçiyoruz. Peki. Şimdi demişim ki kardeşim burada bir cümle yazmışım. Sonra onun devrik halini. Bak bu şu tarz daha önemli bir tarz. Şu anda işleyeceğimiz yer. Tamam mı? Dikkat et. 2 mol karbondioksit 4 mol oksijen içerir. İfadesi doğru mudur yanlış mıdır? 2 mol karbondioksit 4 mol oksijen içerir. Sıkıntı var mı? Yok hocam. Peki bu cümleyi o zaman ben devrik cümle haline getiriyorum bak kardeşim. 4 mol oksijen içeren karbondioksit 2 moldür. O da aynısı değil mi hocam? Aynısı. Sadece cümleyi devrik cümle haline getirdim. Doğru mu? Doğru. O zaman adam sana nasıl soracak biliyor musun bu soruyu? Diyecek ki 36 mol oksijen içeren karbondioksit kaç moldur? Diye soracak. 4 mol oksijen içeren karbondioksit 2 molse 36 mol oksijen içeren 18. karbondioksit kaç moldur? Kaç katı? 9. 9. 18 mol diyeceksin. Anlaştık mı? Tamam hocam. 18 mol. Hemen altındaki soruya geçtim bak. 12 mol atom içeren H2O kaç moldur? Ben bir kez daha anlatacağım. Dikkatli dinle. Bu tür sorularda yapacağın işi söylüyorum kardeşim. İki türlü çözebilirsin. Bak H2O kaç moldur diyor ya. Bana şunun mol sayısını soruyor. Ben buna X mol desem. X mol desem. Kaç mol hidrojen içerir? X mol. Hay 2X. 2X. Kaç mol oksijen içerir? X. Toplam kaç mol atom içerdi? 3X. Peki. 3X mol atom içerdi. 3X de neye eşitmiş bak dikkat et. 12X. O zaman 3X eşittir 12'den. X kaç çıktı? 4. Evet. İstersen sağlamasını yap. 4 mol karbondioksit al. Pardon özür. H2O. 4 mol H2O al. 4 mol H2O'dan 4 çarpı 2'den 8 mol hidrojen. 4 çarpı 1'den 4 mol da oksijen. Toplam 12 mol atom içeriyor. Böyle yapabilirsin 1. Ya da şöyle yapabilirsin. Verilen bileşiğin 1 molunu incelersin kardeşim ve yazarsın. 1 mol H2O eşittir. 2 mol hidrojen, 1 mol de oksijen toplam 3 mol atom içerir yazarsın. Sonra da dersin ki soruya geçersin. Soru ne soruyor sana? 12 mol atom içeren. 1 mol H2O 3 mol atom içeriyorsa 12 mol atom içermesi için kaç mol olması lazım? Tamam hocam. Anlaştık. Tamam. Dolayısıyla buradan 3x eşittir kaç geldi? 12. 12. X eşittir kaç geldi kardeşim? 4. 4 geldi. Aynı sonucu bulmuş oldun. Var mı sıkıntı? Yok hocam tamam. Soru. 0.6 çarpı N tane azot atomu içeren. Bak burada toplam atomu vermişti. Burada sadece neyi vermiş? N. Azotu. Tamam. Tamam. Peki dikkat et. Şurası ne demek? N tane işte. 1 mol demek değil miydi? Aynen hocam. O zaman bu ifade aynı zamanda 0.6 mol demek değil mi kardeşim? Aynen hocam. 0.6 mol azot atomu içeren N2O kaç moldür? İki türlü de soruyu yine çözüyorum. Önce şuraya ben bunun mol sayısını soruyor ya. X mol desem. Kaç mol azot içerir? 2 mol. 2? 2X. Ha. 2X mol. Kaça eşitmiş kardeşim? 0.6. X eşittir 0.3. Ya da bileşiğin 1 molünü alıyorum. 1 mol N2O kaç mol azot içeriyor? 2x. 2 mol. 2 mol. 2 mol azot içeriyor. Doğru mu? Doğru. Niye sadece azot aldım? Çünkü soruda onu vermiş bana. Tamam. Tamam hocam. Peki 2 mol azot içerir. Yazdım. Peki sorduğu şey ne? 0.6 mol. 0.6 mol azot içeren x mol dersem 0.3. x eşittir. Buradan kaç çıkar kardeşim? 0.3. 0.3 çıkar. Meseleyi anladın mı? Anladım hocam tamam. Peki. Geldim buraya. Bu sefer de N tane dememiş de
Bu kadar tane bak. Bu rakamı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 taneye biz 1 mol diyorduk. Doğru mu kardeşim? Aynen. O zaman bunun kaç mol olduğunu bulabilir miyim? Bulabiliriz. Bir katı vermişti hocam. 4 katı mı? 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane 1 mol ise 4 mol yapar hocam. 2 dikkat et. 2,4 408 çarpı 10 üzeri 23. X dersem X buradan kaç çıktı? 0.4 mol. Peki elimizde şu anda 0.4 mol C2H6 var mı kardeş? Aynen hocam. O zaman birinci ifade? Doğru. Tamam. İkinci ifadeye geçtim. 2 çarpı n tane karbon içerir demiş. 0.4 çarpı 2'den kaç mol karbon içerir kardeşim? 0.8 mol. Doğru mu? Aynen hocam. O da kaç tane yapar? 0.8 çarpı n tane yapar. E peki bu ifade o zaman doğru olur mu? Yanlış. Geçtim. Kaç mol hidrojen içeriyor bakıyorum. 0.4 çarpı 6. 2, yani 2,4. 2 n tane demek ne demekti? Mol demekti. Mol. 0.4 çarpı 6'dan 2.4 mol hidrojen atomu içerir ifadesi. Doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3. İyi gidiyoruz değil mi? İyi hocam, sıkıntı yok. Eminsin? Biraz kafam karlıyor da sadece, gene iyiyim ya. İyi, peki. Devam. Evet, şu anda neyi yapıyoruz kardeşim? Mol tanecik ilişkisini inceliyoruz. Yani mol sayısıyla tane sayısını ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Bundan önceki örneklerde ve bu son iki örneğimizde de onu yapacağız zaten. Sonraki videolarımızda ise mol kütle ilişkisi ve mol hacim ilişkisi. Sonra da ortak çözümler, örnekler çözeceğiz kardeşim. Peki yine biraz önceki soruya benzer bir soru. Yarısı tane. 0.5. Süper bak, işte bitti. O zaman bak şurayı alıyorum ve şuraya ne diyorum biliyor musun? 0.5 mol brom içeren CaBr2 demiş. O zaman şunun mol sayısına ben x dersem kaç mol brom içerir kardeşim burada? 2x. O da neye eşitmiş? 0.5 mol. Süpersin. 2x eşittir 0.5 dersem x kaç çıkar kardeşim? 0.25. 0.25 mol. Elimizde ne var? CaBr2 var. Peki buna göre 0.5 moldür demiş. Doğru. Moleküle demiyor mu? Hayır, tamam. X'ten tamam hocam, 0.25 tamam. Bu ifade yanlış. Peki kaç mol kalsiyum içerir kardeşim bu? O doğru hocam o ifade. 0.25 mol kalsiyum içerir. Aynen. Onu da taneye çevirdiğimiz zaman bu kadar. Peki gelelim. Kaç atomlu kardeşim bu? 3 atomlu. 3 çarpı 0.25'ten? 0.75. O zaman bu ifade de doğru oldu. Doğru cevabımız 2 ve 3 oldu. Eğlencelidir aslında sayılarla uğraşmak. Matematiğe az bir şey böyle iyi olan öğrenciler için sıkıntı oluşturmaz yani. Sayıdan çok kelimelerle uğraşıyoruz hocam. Aynen öyle. Burada aslında kelimelerle uğraşıyoruz. Onu karıştırıyoruz zaten. Oksijen sayıları eşit olan molekülleri için kıyasla demiş. Peki. Şuna 1 diyelim veya A diyelim. Şuna B diyelim. Şuna C diyelim. Tamam mı? Kıyas yapacağız ya. Aynen. Peki. Şimdi oksijen sayıları eşit. Kaç tane oksijen var? Bir tane. Kaç? 2. Kaç? 5. Kaçta eşitlenir bu zımbırtılar? 10. O zaman şundan 10 mol alayım mı kardeşim? Tamam hocam. Şundan 5 mol. Bundan 2 mol. Sağlayalım bir. 10 çarpı 1'den 10 mol oksijen. 5 çarpı 2'den 10 mol oksijen. 2 çarpı 5'ten 10 mol oksijen. Sağladık. Peki birincisi mol sayılarına kıyasla en büyük mol sayısı kime ait oldu? A'ya. O zaman A büyük, B büyük, C mi oldu kardeşim? Aynen hocam. Tamam. Molekül sayısına geldim. Dikkat. Eğer maddemiz molekül ise mol sayısı molekül sayısına eşittir. Tamam? Tamam hocam. Kaç mol molekülümüz var kardeşim burada? 10. 10 mol molekülümüz var. O da 10 n tane yapar. Burada kaç mol? 5 mol. Burada kaç mol? 2 mol. O zaman mol sayısı ile molekül sayısı aynıdır. Yine A büyüktür, B büyüktür, C mi çıkar kardeşim? Aynen hocam. Geldim azot atomu sayısına. Azot atomu sayısına bakacağım. 10 çarpı 2'den 20 tane. 20 var. 20 mol. N tane. Ha. 20 ya da 20 çarpı N tane. Süpersin. 5 mol ya da 5 çarpı N tane azot. 2 kere 2 4. 4. Bak bunda 20 mol azot geldi. Yazayım. 20 mol azot. Bundan 5 mol azot. Bundan ise 4 mol azot geldi. Yine kıyasımız ne oldu kardeşim? A büyüktür, B büyüktür, C oldu. Anlaştık. Tamam hocam. Mol tanecik ilişkisi birazcık oturdu mu kardeşim? Aynen hocam, oturdu. Tamam. Peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mol kütle ilişkisini anlatacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.